Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süerünlü. Ergenekon davasında alınan karar Amerika tarafından da yakından takip edildi. Amerika Dışişleri Bakanlığı davanın sonucunu ve bundan sonraki temyiz sürecini dikkatle izlemeye devam edecekleri mesajını verdi. Olağan basın briefinginde soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harfa, Ergenekon davasının sonuçları konusunda Obama yönetiminin bir yorumu olup olmayacağı soruldu. Mahkeme tarafından alınan kararlar ve verilen cezaları medyadan takip ettiklerini söyleyen Marie Harfa, birçok Türk vatandaşının davanın uzun sürmesi ve şeffaf olmamasından, kararların alınma ve cezaların verilme şeklinden kaygı duyduğunu belirtti. Türk yasalarının bu kararları temyize götürme hakkı tanıdığına dikkati çeken Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, temyiz sürecinde çıkabilecek olası kararlar hakkında konuşmayı reddetti ve süreci izlemeye devam edeceğiz demekle yetindi. Amerika, Orta Doğu ve Afrika'da pazar günü kapattığı bazı diplomatik temsilciliklerini hafta başında açtı. Ancak terör tehdidi nedeniyle 19 diplomatik temsilcilik bir süre daha, en az hafta sonuna kadar kapalı kalacak. Yetkililer temsilcilikleri kapama kararını gizli istihbarat servisinin iki üst düzey El-Kaide yetkilisinin aralarındaki mesajı ele geçirmesinden sonra almıştı. Ayrıntılar Amerika'nın Ses Haber Merkezi'nden Carla Babb'ın haberinde. Güvenlik en öncelikli konu. Dışişleri Bakanlığı, Kabil ve Bağdat Büyükelçiliklerinin yeniden açılmasına karar verirken, 19 temsilciliğin güvenlik nedenleriyle cumartesiye kadar açılmayacağını bildirdi. Dışişleri Sözcüsü Mary Harf, her temsilciliğin durumunun ayrı ayrı incelendiğini söyledi. Tehdidin büyüklüğüyle ilgili değerlendirmemizi sürdürüyoruz. Yeni istihbarat almaya ve önümüzdeki günlerde güvenlik ihtiyaçlarımızın ne olacağını belirlemeye çalışıyoruz. Kahire'deki büyükelçilik gibi temsilcilikler genelde çok sayıda Amerikalı turiste hizmet veriyor. Son aylarda Mısır'a giden Amerikalıların sayısı büyük ölçüde azaldı. Bakanlık Amerikalılarla yabancılara Amerikan büyükelçilik veya konsolosluklarıyla internet üzerinden temasa geçmelerini istedi. Elbette büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımızın açık olmasını tercih ediyoruz. Çünkü bu temsilciliklerin amacı mevcut ihtiyaca cevap vermektir. Amerikalı yetkililer terör tehdidinin Arap Yarımadası'ndan kaynaklanabileceğini söylüyor. El-Kaide'nin Yemen kolunun batıya karşı bir saldırıya girişmeye kararlı olduğu yolunda haberler alınıyor. Yemen'in başkenti Sana'daki Amerikan Büyükelçiliği hala kapalı. Amerika'nın temsilciliklerini kapatma kararı Pakistan'daki El-Kaide lideri Ayman El-Zawahiri'nin Yemen'deki El-Kaide liderine saldırıya geçilmesi talimatı veren mesajına dayanıyor. Mesajda saldırının hedefi belirtilmiyor. Washington Enstitüsü uzmanı emekli büyükelçi James Jeffrey, ele geçirilen mesajların deşifre edilmesi ve değerlendirilmesinin zor olduğuna dikkati çekiyor. Şifreli dil kullandığı için esas bilgiyi ayıklamak çok zordur. Mesajın önemli bir bilgi içerip içermediğini, bu bilginin doğru olup olmadığını ve Amerika'yı ne kadar ilgilendirdiğini belirlemek uzmanlar için zor bir iştir. Sana'da bu hafta Fransa, İngiltere, Almanya ve Norveç büyükelçilikleri de kapalı. Orta Doğu Enstitüsü uzmanı Graeme Bannerman'a göre özellikle Orta Doğu gibi istikrarsız bölgelerdeki büyükelçiliklere yönelik tehditlerin ciddiye alınması şart. Diplomatik güvenlikten sorumluysanız büyükelçiliği kapatırsınız. Bundan başka çözüm olamaz. Çünkü kötü bir şey olması riskini göze alamazsınız. Uzmanlar terör tehdidinin konsolosluk hizmetlerini aksatabileceğini ancak bunun bir saldırı durumunda can kaybını önlemekten daha önemli olamayacağını vurguluyor. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'nın Sesi Washington'dan güvenilir haber, 70 yıllık deneyim. Siyasi ve toplumsal huzursuzluğun sürdüğü Mısır'a dönelim şimdi bir süreliğine. Aralarında iki senatörün de bulunduğu Amerikalı yetkililerden oluşan heyet, Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi destekleyenler ve ordu arasında giderek tırmanan şiddete son verme çabaları için Mısır'da. Ancak Amerika'nın tarafsız arabuluculuk rolü Mısır'da iki tarafında tepkisini çekiyor. Amerika'nın Sesi muhabiri Elizabeth Ayrton, Kahire'den gönderdiği haberi getiriyoruz ekranlarınıza. Bölünmenin giderek derinleştiği Mısır'da İslamcı gruplar orduya, ordu İslamcı gruplara karşı çıkıyor. İki grubun ortak tek noktası Amerika'ya karşı duydukları öfke.
Mısır Genelkurmay Başkanı Abdülfettah Sisi, Washington Post'a verdiği demeçte Mısır halkının kendilerine yüz çeviren Amerika'yı affetmeyeceğini söyledi. Ülkedeki genel kanı Amerika'nın Mısır'ın İslamcı Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye karşı başlayan ayaklanmaya destek vermekte yavaş davrandığı, çünkü Mursi'nin Müslüman kardeşlerini desteklediği yönünde. Ancak Müslüman kardeşler Dışişleri Bakanı John Kerry'nin askeri müdahaleye yaklaşımı yüzünden bu görüşte değil. Ülkeleri sivil hükümetler yönetir ama aslında ordunun burada yaptığı demokrasiyi geri getirmekti. Kerry'nin bu yorumu Mısır'daki İslamcı cephede büyük öfkeye yol açtı. Saffet Hegazi ülkenin önde gelen imamlarından. Bu darbeyi asıl yapanlar Amerika ve John Kerry. Planladılar ve hayata geçirdiler. Onlardan başka ne bekleyebilirsiniz ki? Ülkedeki Amerika karşıtlığı son ayaklanma öncesinde artmaya başlamıştı. Bir tarafı kesin bir şekilde destekleme konusunda yaşanan tereddüt, 2011'de Hüsnü Mübarek'e karşı çıkan ayaklanmada da tarafların arasını açmıştı. Mısır'da iktidara gelen her grup, yabancı güçlerin Mısır siyasetine fesat karıştırdığı konusunda uyarılar yaptı. Anketler Mısır'da çoğunluğun Amerika'yı sevmediğini gösteriyor. Bazılarına göre ise bunun nedeni uluslararası ilişkileri yürütürken ortaya konulan karşılıklı anlayış ve şeffaflığın yetersiz oluşu. Hişam Kasım siyaset uzmanı. Bu konu Mübarek öncesinde tabuydu. Bunun bir parçası olunmasına izin yoktu. Kapalı kapılar arkasında yapılması gereken görüşmelerdi bunlar. Dolayısıyla şimdi bu kadar komplo teorisi olması çok normal. Hatta Amerika Mısır'ın çıkarları konusundaki popülaritesini kaybederken ülkenin cömert müttefik rolü de zayıflıyor. Washington yıllarca Orta Doğu'daki stratejik ortaklarına her yıl 1 milyar doların üzerinde yardım yolladı. Ancak Körfez ülkelerinin Mursi sonrası yönetime yolladığı 12 milyar dolarlık yardım Amerika'nın mali yardımını gölgede bıraktı. Siyaset uzmanı Kasım, Amerika-Mısır ilişkilerinin zor bir dönemeçten geçtiğini ancak bunun da aşılacağını söylüyor. Bunun onarılabilir bir durum olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi değil, birkaç yıl içinde olabilir. Zaten Amerikalı yetkililer de ellerinden geleni yaparak ilişkileri onarmak için Kahire'de mekik dokuyor. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi, Washington. Şiddetin ara vermediği bir ülke de Irak. Geride bırakılan Temmuz ayı 2008 yılından bu yana Irak'taki en kanlı ay oldu. Yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti, çok daha fazlası da yaralandı. Şiddet olaylarının çoğu gittikçe artan mezhep ayrımcılığıyla bağlantılı. Uzmanlar şiddet olaylarını körükleyen diğer unsurların Bağdat'taki siyasi çıkmaz ve iç savaş yaşayan Suriye'den gelen El-Kaide militanları olduğuna dikkati çekiyor. Henry Ridgewell'in haberi. Yalnızca geçen hafta pazartesi günü Irak'ta bombalı araçlarla 17 saldırı düzenlendi. En az 55 kişi öldü. Saldırılar Bağdat ve ülkenin güneyinde yaşayan Şiileri hedef aldı. Karar Faiz kardeşini Basra'daki bir bombalı saldırıda kaybetmiş. Allah ya da Muhammed böyle bir şeye razı olabilir mi? Daha ne kadar bu acıyı çekmek zorundayız? Şiddet olayları Irak'ta birçok bölgeyi etkiledi. Önceki hafta Kerkük'te iki bombalı araçla saldırılar düzenlendi. Militanlar ayrıca geçen ay iki cezaevine saldırdı, aralarında üst düzey El-Kaide sorumlularının bulunduğu 500 mahkumu kaçırdı. Yollardaki barikatlar artsa da güvenlik önlemlerinin yetersizliği hayal kırıklığına yol açıyor. Fevzi Abdülkerim, Iraklı bir gazeteci. Bombalı saldırılar hala devam ediyor. Irak kan gölü haline geldi. Buna rağmen ne yazık ki tek bir Iraklı yetkili de sorumluluğu üstlenip istifa etmedi. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre Irak'ta Temmuz ayında 1057 kişi hayatını kaybetti. Örgüt, Iraklı siyasi liderleri derhal ve kararlı adımlar atarak daha fazla kan dökülmesine son vermeye çağırdı. Londra Ekonomi Üniversitesi'nde ders veren Bağdatlı Profesör Saad Cevat, şiddet olayları arttıkça Iraklı siyasetçilerin daha da çıkmaza girdiğini söylüyor. The political parties in Iraq are doing almost nothing. Irak'ta siyasi partiler neredeyse hiçbir şey yapmıyor. Güvenlik durumuyla, insanlara hizmetle veya siyasi süreçle ilgili olsun, sürekli herkes birbirinin yakasına yapışıyor. Son 4 yıldır mevcut hükümetin ne savunma ne de İçişleri Bakanı var. Ülkedeki asayiş sorunuysa bu bakanlıkların yetkileri altında. Cevat 2008'de El-Kaide'nin Irak'ta büyük çapta yenilgiye uğratıldığını hatırlatıyor. Ancak komşu Suriye'deki iç savaş El-Kaide militanlarını yeniden bölgeye çekti. Şimdi de Suriye'deki iç savaş sınırların ötesine yayılıyor. Son dönemlerde Hizbullah'tan ve İranlı unsurlardan yardım ve destek alan Suriye ordusu El-Kaide militanlarını geri püskürttü.
Suriye'den çekilmekten başka şansları kalmayan bu militanlar ya Irak ya da Lübnan'a gidiyor. Bu iki ülkede şiddet olaylarının artmasının nedeni de bu. Buna rağmen Irak'taki şiddet olayları 2007 yılındakinden çok daha az. O dönem ülkede neredeyse her ay ortalama 3000'den fazla Iraklı hayatını kaybediyordu. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Avrupa ekonomisinin yeniden canlanmaya başladığına dair işaretler geliyor. Ancak yine de milyonlarca kişinin işsiz olduğu Avrupa'da bu ilk işaretler bütün kaygıları ortadan kaldırmaya yetmiyor. Amerika'nın Sesi Londra bürosundan El Pes'in haberi. Avrupa'da sanayi üretimi yeniden canlanıyor. Bu da daha fazla kişiye iş olanağı açılacağı, iş bulan Avrupalıların da harcayacak parası olacağı anlamına geliyor. Harcamalarla birlikte ekonominin de büyümesi bekleniyor. Barron's Ekonomi Dergisi'nin Avrupa baskısı editörü Jonathan Buck, son istatistiklerin ekonominin düzelme yolunda olduğunu gösterdiğini söylüyor. Yıl sonuna doğru Avrupa ekonomisinin resesyondan çıktığını göreceğimize inanıyorum. Bu, Romanya'da durumlarını protesto etmek için yürüyüş düzenleyen işçiler dahil Avrupa'daki çalışan kesim için güzel bir haber. Daha iyi çalışma koşulları, daha yüksek maaş ve diğer haklarımız için yürüyoruz. Londra'daki Capital Economics danışmanlık şirketinden ekonomist Jennifer McKeown, gerçek canlanmanın zaman alacağı görüşünde. En iyimser tahminler bile yavaş yavaş büyümeye işaret ediyor. Uzun süren bir resesyon döneminden sonra bu yeterli olmayabilir. Bir yıl önce bazı uzmanlar Euro bölgesinin dağılacağını söylüyordu. Ancak şimdi Letonya bölgeye katılıyor ve yetkililer yeni tasarımlı madeni paralar basmaya hazırlanıyor. Yine de Jennifer McKeown, kemer sıkma politikaları yüzünden halkın sabrı tükenirken Euro'nun hala risk altında olduğunu düşünüyor. Hala bir risk var. Risk olmasa da önümüzdeki dönemde bu bölgede hala gergin günler yaşanacak. Jonathan Buck farklı görüşte. Dış yardımlar borçlu ülkelere istikrar getirdi ve bütçe açıklarını azalttı. Bu da Euro bölgesinin dağılma riskini ortadan kaldırdı. Bu görüşe katılan ekonomist sayısı çok. Ancak yine de bakın iyimser tahminini aşağı çeken unsurlar da yok değil. Avrupa'nın dayanıklılığını sınavdan geçirecek birkaç şok daha geçirmemiz hala mümkün. Avrupa ekonomisi canlanmaya başlasa da bu süreç uzun, yavaş ve bir süre daha belirsiz bir şekilde devam edecek gibi görünüyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Sırada kısa bir hatırlatmamız var. Hafta içi Washington'dan sunduğumuz bu bültenimizde Amerika ve başkent Washington'daki son gelişmeleri, dünya gündeminin en önemli maddelerini aktarıyoruz. Amerika'nın Sesi'nin deneyimli muhabirleri dünya gündemi neredeyse oraya giderek izleyicilerimize tarafsız ve dengeli haber ulaştırmaya çalışıyor. İşte bu haberlerimizi TGRT Haber ekranlarından izleyebilir ya da programımızın kaçırdığınız bölümlerini ve tüm arşivini internet sayfamızda dilediğiniz an bulabilir, yorumlarınızla katkı sağlayabilirsiniz. Washington'dan yayınımız böylece sona eriyor. Amerika'nın Sesi'nin bu ve diğer programlarıyla haberlerine internette amerikaninsesi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programımızda yeniden görüşmek üzere.